Biz programlarımızda Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini ve uluslararası marka olabilmesi konularını değerlendiriyoruz. Bunun için de güçlü bir ekonomi olmazsa olmaz ve her şehrimizin, her ürünümüzün bir marka olması gerekmekte. Hızla değişen dünyada ve yeni ekonominin dayattığı belirsizlik anlayışında Türkiye'deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi çok teşekkür ediyorum. Türkiye bu konumuyla gerçekten bir marka ülkedir. Ama marka ülke olmasını yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Markalaşmayı sağlarsanız para da pul da size gelir. Önce markalaşma olacak, sonra da huzur olacak. Örneğin hangi ürünü dünyanın hangi ülkesine pazarlayacaksınız? Örneğin Malatya'da en fazla ağırlıklı olarak Malatya'da ne yetişiyor? Malatya'da ne yetişiyor Sayın Başkan? Efendim Kayseri yetişiyor. Bizim %90 gelirimizin Kayseri'de. Kayseri oturup Kayseri ağırlıklı. Bakın şimdi Ekmeğimiz, başkanımız aşımız, efendim sağlığımız, eğitimimiz hep buna bağlı. Çok güzel. Bu konuda Şimdi bakın özel bir kayısı bu. Ama nasıl önemli? bizim bu kayısı acaba gittiğimiz zaman Almanya'daki vitrinlerde, Almanya'daki marketlerde bu kayısı mı var yoksa Kanada'dan gelen kayısı mı var? Bu ceviz mi var, başka bir ceviz var. Bütün mesele ne biliyor musunuz? Ürününüz ne kadar iyi olursa olsun, ürününüzü yeteri kadar tanıtamazsanız, yabancı pazarlara ürününüzü sokamazsanız o zaman ürününüz kendi lokal kalır. Onun için bizim daha fazla ihracat yapmamız için, Türkiye'ye daha fazla döviz girdisi olması için kendi ürünümüzü pazarlamamız lazım. Başkanımız çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Malatya'dan kalktı geldi de. Türkiye Ben de Değişim minnettar Hareketi'nin oluyorum sizin böyle programınıza. Ben geldiğimden size de çok teşekkür ediyorum. Ürünümüzde de Çok teşekkür bahsettiğiniz için. ederim. Burada bakın dutumuz Teşekkür var. Bu dut da önemlidir. ederim. Bizim Erzincan Eyin'den gelen bir duttur. Buraya baktığımız zaman burada bak özel bir şekilde kaç fındığımız var. Onun için son derece önemli. Türkiye'mizin doğal güzellikleri var ve doğal zenginlikleri var ve bu doğal zenginliklerine bizim bakmamız lazım. Ama bunların olması için Türkiye Değişim Hareketi olarak en büyük arzumuz şefkatli devlet. Devlet şefkatli olacak. Devlet bütün yurttaşlarına karşı şefkatli olacak. Şefkatli devlet ne biliyor musunuz? Vatandaşına güler yüzlü davranan devlet. Türkiye bugün coğrafi konumuyla, doğal güzellikleriyle, geleceğe dönük, gerçekten genç nüfusuyla, tarihi ve kültürel birikimleriyle dünyanın vazgeçemeyeceği bir markadır. Önemli olan bu markadan Türkiye ve dünya nasıl yararlanabiliyor? Önemli olan bu marka değerimizi biz iyi bir şekilde planlayabiliyor muyuz? Sadece Fransa'ya, Paris'e yılda 22 milyon, sadece Paris'e 22 milyon turist gelirken bütün Türkiye'ye yılda 21 milyon turist geliyor. O zaman bizim bunu çok iyi bir şekilde düşünmemiz lazım. O nedenle de kaynaklarımızın çok iyi kullanılması lazım. Bizim üzerimizde durduğumuz en önemli konu Türkiye'de denize baktığımız zaman, güneşe baktığımız zaman, yayla turizmine baktığımız zaman, gerekse tarihi ve doğal güzelliklere baktığımız zaman hala o zaman Türkiye neden fakir? Türkiye'nin fakir olmasının nedeni şu, kavga etmekten dolayı Türkiye'nin sıkıntısı var. Zenginliklerimizi dışarıya gösterme vaktimiz yok. Her gün televizyonlara bakıyoruz, kavga. Her gün televizyonlara bakıyoruz, ne yazık ki olumsuzluk. Oysa biz bir Mevlana'mızı, bir Hacı Bektaşi Veli'mizi, biz bir Antalya'mızı, bir Erzincan'ımızı, bir Karadeniz'imizi, bir Van'ımızı, biz bir İzmir'imizi yeteri kadar tanıtamıyoruz. Türkiye'nin markalaşması lazım. Marka değerlerini yeni baştan yaratmamız lazım. Bakın, dünya çapında ünlü bir firma, Microsoft firması. Araştırdık, baktık ve planladık. Bu firmanın bugün dünyadaki değeri yaklaşık olarak 132 milyon euro. 132 milyar euro. Peki biz Türkiye'deki bütün firmalarımızı, Koç'u, Sabancı'yı, diğerlerini üst üste koysak bu rakamı ne yazık ki toplayamıyoruz. Türkiye'de bir de futbolda markalaşmak lazım. Her alanda markalaşmamız lazım. Bugün Portekiz'in nüfusu 16 milyon. Türkiye'de sadece 22 milyon genç var. Portekiz'den çıkan bir Ronaldo 132 milyon euro. 132 milyon euro. Biz Türkiye'deki bütün futbolcuları toplasak ne yazık ki bir Ronaldo'nun yarı fiyatını dahi bulamıyoruz. O nedenle Türkiye'nin markalaşması lazım ve Türkiye'nin markalaşmaya son derece önem vermesi lazım. Vatikan'a binlerce turist geliyor.
Vatikan'ı muazzam bir şekilde tanıtıyorlar. Hristiyan dünyasının son derece önemli. Ama bizim Eyüp Sultan'a aynı oranda turistimiz gelmiyor. Demek ki bizim Eyüp Sultan'ı farklı bir şekilde tanıtmamız lazım. Demek ki bizim Mevlana'yı aynı şekilde tanıtmamız lazım. Dünyadaki önemli önderlerden bir tanesi. Ama biz Konya Mevlana'yı demek ki yeteri kadar tanıtamıyoruz. Baktığınız zaman Hacı Bektaşi Veli Efendimiz'i yeteri kadar tanıtmamız lazım. İncin sen de incitme. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın. Bu sözler 13. yüzyılda söylenmiş ama bugün hala geçerli koruyor. Ama demek ki yeteri kadar tanıtamıyoruz. Türkiye ne yazık ki iç politika münasebetiyle dünya ile olan entegrasyonunu yeteri kadar sağlamış değil. O nedenle biz istiyoruz ki bazı ulusal konularda, özellikle Türkiye'nin markalaşması konusunda bütün siyasi partiler bir araya gelsin ve Türkiye'nin markalaşmasını hep birlikte sağlayalım. Türkiye'nin markalaşması ulusal konulardan bir tanesidir. Çünkü Türkiye'yi markalaştıramadığımız zaman bir ülkenin gelişmesi, güçlenmesi, ileri ve demokratik medeni ülkeler seviyesine çıkması, ekonomik girdisinin yüksek olmasıyla ve marka değerleriyle ölçülür. Bugün bir Nike'a bakıyorsunuz, bir tane çizgi atmış, baktığınız zaman herkes bunu Nike diyor. Ya da bir adrese baktığınız zaman başka bir şey. Peki bizde niye kendi firmalarımız o noktaya gelmesin? Biz niye mesela Vakko'yu markalaştırmamışız, Beymen'i markalaştırmamışız? Mesela ben bu mağazalara girdiğim zaman bakıyorum, orada bile yabancı markalara görüyorum. Kendi markalarımızı göremiyorum, bundan dolayı da üzülüyorum. Düşünün ki dünyada üretilen fındığın yaklaşık olarak %60'ı Türkiye'den çıkıyor. Ama fındık borsasının merkezi Hamburg'da. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için Türkiye'nin markalaşmaya ihtiyacı var ve Türkiye'nin her alanda mutlaka markalaşması lazım. Efendim yine küresel dünyayı değerlendirdiğimiz zaman demokrasiden bahsettiniz. Demokrasinin bireysel demokrasi olma yolunda hızla ilerlediğini görüyoruz. Günümüzde bireyin düşünceleri ön plana çıkmakta ve tabii kolektif olarak da uygulanması. Bu bağlamda ülkemizdeki demokratikleşme sürecinin yaygınlaşması, barışın hakim olduğu bir duygu platformuna ulaşılması için sadece Kürt sorunu meselesinde değil, bütün parçaları açısından daha demokratik olma adına neler yapılabilir? Vallahi demokrasinin gelişmesi bir kere ekonominin gelişmesiyle eşdeğerdir ve ekonomiyle ilişkidir. Ekonomik gelişmenin, üretimin, bolluğun, bereketin, refahın ve huzurun olmadığı yerde demokrasiden kolay kolay bahsedemezsiniz. Türkiye'de mesela uzun yıllardan beri demokratik açılımdan bahsediliyor. Kavganın olduğu yerde demokrasi olmaz. Bugün Ankara'ya bakıyorsunuz. Ankara'da her salı günü yapılan grup toplantılarında bütün siyasi parti liderlerinin birbirleriyle ilgili söylemediği bir laf yok. Buradan biz diyoruz Türkiye Değişim Hareketi olarak. Ya bir konuda da anlaşın. Hiç bu konuda anlaşamıyor musunuz? Böyle bir hadise olur mu? Dış politikanın olduğu yerde, ulusal sorunların olduğu yerde kavga olabilir mi? Türkiye'nin özellikle kendine güvenen bir ülke olması için partilerin bazı konularda mutlaka anlaşması lazım. Kavga eden yöneticilerle ve kavga eden siyasi parti liderleriyle sorunları konuşamazsınız ve sorunları kesinlikle de çözemezsiniz. Bugün devlet kurumları halkımıza hizmet için vardır. Devlet kurumlarının bugünkü ortamda kavganın içinde bulunması, o zaman yurttaşlarımızın devletimizin kurum ve kurumlarına karşı bir güvensizliği ortaya çıkar. Bu da tabii demokratik devlet olmaktan biz uzaklaşırız. Demokratik devleti demokratik bireyler kurar. İlk önce birey olarak biz demokrasiyi kurum ve kurallarıyla tam olarak kavramamız lazım. Ne yazık ki gayrimüslim yurttaşlara yer verilmedi. Biz bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda inanç ve kültür merkezlerimize büyük destek verdik. Camilerimize, cemevlerimize büyük destek verdik. Ama ben İslam dünyasından gelen birisi olarak camilere ve cemevlerine Bismillah deyip destek vermem son derece önemli. Ama biz bölgemizdeki kiliseleri de, sinagogları da Rabbimizin evi olarak gördük ve oralarda elimizden gelen bütün desteği yaptık. Demokrasinin bir ülkede kurum ve kurallarla yerleşmesi için hiçbir şekilde din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı ve mezhep farkı gözetmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Efendim, bizim programımızın amacı ortaya yeni bir vizyon koymak ve insanların düşüncelerindeki vizyonlarını geliştirmek. Sayın Obama'nın da ilk siyahi Amerikan başkanı seçilmesiyle birlikte King'in bir hayalim var düşüncesindeki konuşmaları gerçeğe dönüşmüş oldu. Siz de yeni bir başlangıç yaptınız. Sizin hayalleriniz neler? Nasıl bir Türkiye hayal?